Koç demek ki meğerse sana, benim geldiğim yer böyleymiş. Ali Koç sana gerçekleri söylememiş ya. Diyecek ki Ali Koç sana bak diyecek, tamam da Mourinho kardeş, Türkiye burası, coğrafyası bambaşka, yazı kışı bambaşka, yazları kurak, kışları falan esnemize çocukluğumuzu öğrettiğimiz gibi geçer. Deplasmanlar, bazı deplasmanlar var ki kabus, taraftar inanılmazdır, affetmez. Medyamız var ya, bir yazar çizer ki sen de şaşırırsın. Bunları anlatın adama. Aynen. O şartlarla gelsin. Şimdi aynen, o da 40 yıllık Türkiye'de yaşayan bir adam gibi daha birinci maç Galatasaray'ı seyrediyor. İkinci kendi oynuyor. Çıkıyor diyor ki bana söylenenler doğruymuş diyor. Neymiş burası ya diyor. He he diyor. Ne zannediyor? Allah diyor. Allah. Onu dedi ya. Benim ben arkasından de, da Dijika'ya. Ben de ona hali hazırda gülüyorum tabii, yani. Dijika'ya uzattılar mikrofonu. Ne diyorsun dediler falan. İyi oynadık dedi. Baskılayadık dedi. 1-0 olduğuna bakmayın dedi. Çok olur dedi. Peki dediler 3 gün sonra şey maçı. Bu Şampiyonlar Ligi maçı. Böyle oynarsak yeneriz dedi. Ya biz Bandil'in başka maçı seyretmeyelim. Böyle oynarsan yener misin? Sevgili kardeşim. Deli nasıl yenersin böyle oynarsan? Ya hakikaten kendi kendime de biraz. Yani artık gülmüyorum, deliriyorum ya. Sinirlerim bozuluyor. Ya hakikaten tabii ki eleştiri mekanizmamızı çalıştıracağız. Yapma kardeş, o takımla bu takım birmiş şimdi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adana Demir'le Lili sen aldın. Ve bunu söyleyen yabancı bir oyuncu, Dijiko denilen bir oyuncu. Sonra bunları biliyorsun, bunlar hep bir dakika diyorlar konuşurlarken aralarında bir bağlantımız var diyorlar. Hmm. Stüdyodan oraya dönülüyor. Tekrar buraya dönüldüğünde Dijiko'nun bu lafını eleştiren yok. Bizim gibi konuşan yok. Yok. En çok da tuhafıma giden bu. Kaldıkları yerden şöyle devam ediyorlar. Mourinho bu işte. Ne yaptı? Yaptı, kazandı. Öyle gelmedi ki bu adam. Mourinho bu adam değil ki. Ya bir antrenörün, bir teknik direktörün, daha önce konuştuğumuzu hatırlıyorum, bir maçın kazanılmasında yüzde kaç pozisyonu vardır? O sahaya sürdüğü 11, yani daha doğrusu yani yüzde kaç etkiler? %20 mi? 25'i geçmez. İyi abi, %75'te futbolcu var burada. Herhalde canım. Yani ne yaptı, yaptı da kazandı futbolcu. Oynamasa, o kadar istediği insanları oraya getirip bir araya getirmese. Eski kaç kişi oyuncu değişiyordu Arif senin zamanında? 3 kişi. 3. Şimdi kaç değişiyor? 5. 5. 5 tane de harika yedeğim var. Beş Okan için söylüyorum. 5 tane hamlem var ya. 5 tane hamlem var. Şimdi, ve Okan her maçta bunu da kullanıyor. Şimdi görüp oyunu okuyan bir antrenörsen alternatifin güzelliğine bak. 1.90 artı 4'ler 5'lere kadar 5 tane hamle yapma şansın var. Doğru hamlelerin ikisini doğru hamle yapsan zaten maçı lehine çevirirsin. Zaten kulübe kazandırır maçları. Sakatlanmadan 5 tane adamı değiştirebiliyorsun. Ve kulübedir biliyorsun yani. Şampiyonluğun en büyük anahtar çilingiri kulübedir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Oradaki yani, kulübe güzelse. Ne, sen dedin ya ne yaptı yaptı Mourinho. Ne demek ne yaptı yaptı? Şu ana kadar Mourinho'nun yaptığı bir şey yok. Dokunuşu yok. Yine söylüyorum. İsmail Kartal. Okan da fazla dokunuyor galiba abi. O şaşkın durumda. Galiba yani. O şaşkın durumda. Ben bir türlü anlayamıyorum. Her maçta bir başkasını bir yere alıyor. Ben futbolcu olsam benim metabolizmam bozulur yani. Şimdi sezon başı o başka şeyler düşünüyordu. Sonra tekrar gidemeyen oyunculara sığındı. Fakat yavaş yavaş bu Barış Alper'le Kerim Aktürk bir kere bu transfer olayında Almanya'dan döndükten sonra inanılmaz kitlemişler kendilerini. Gideceği, ayrılacağını o kadar kitlemişler kendini. Birdenbire yeni takımın göbeğinde bulunca kendilerini, paralar tabii el yakıyor gitmeyince. Barış bir de bu ara özel hayatında da çok bir magazine daldı. Bir ilişki yaşıyor falan filan. Tamam. Barış eski Barış değil. Galatasaray'ın bu seneki sarhoş olur insan ama. Yani muhafaza etti kendini. Birdenbire daldı bu aleme. Tamam. O alem İstanbul'da top oynayan futbolcuyu zaten bu alem yıkıyor. O renkli, o yaşantı. Şöhret zaten zor bir iş be Arif. Şöhreti taşımak zor bir iş tabii. Zor iş yani. Hele bir de küçük yaşlara düşersen İstanbul'a. Yani. Bence Arda iyi oldu, yurt dışına gitti. Yani çok tam zamanında gitti. Şey. Ailesiyle beraber gitti. Bu anne bırakmıyor, baba bırakmıyorsa da başka türlü olmaz. Ekonomik güç, şöhret insana müthiş bir hayatta dengesizlik getirebilir. Tüm hayatını değiştiriyor işte. Yani zehirlenme olabilir. Bir nevi zehirlenme oluyor işte. Değil mi? Yani kendini kontrol altına alamazsa illa uyuşturucu kullanmasına gerek yok ya, yaşama. Tabii canım. O hale geliyor yani. Yaş belli, tecrübe yok. Aynen. Sadece futbol oynamış. Hayatın başka bir kısmında yok. Ticarette, ya ticaret yapmamış. Ticaret beyni hala o yaşlarda yok, yok zaten. Farklı bir yaşamı da İlişkilerinde yok. İlişkilerinde öyle aman aman dostluklar yok.
şey yememiş, zılgıt dememiş. Tabii antrenmana gitmiş, gelmiş. Evet. Antrenmana gitmiş, robot gelmiş. Gibi. Ha. Maç onun için en büyük galibiyetteki sevinç. Sevinç artı prim yani prim, nemalanma. Nemalanma. Öbür türlü üzüntü o ama birden kazanma 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 bütün manşetlerdesin. Yani kendinden geçmeyen. Bir fotoğrafını buldum. Sana bugün sürpriz yapatayım. Benim fotoğrafım. Yine şey mi futbolun dışında